Herkese merhaba arkadaşlar, Efeler Mahallesi'ndeyiz. 6 artı 1, 300 metrekare arsa içerisinde lüks bir villa tanıtmaya geldim. Gerçekten malzeme kalitesi, işçilik en iyisi. Çok güzel bir villa izleyeceksiniz. Ön tarafta çok güzel bir havuzumuz var. Şu an Mehmet'in girmiş olduğu yer, araç park yeri. Oraya birkaç tane masa sandalye atıldı böyle. Burada da ayrı bir yaya girişimiz var. 2 tane villa var. İkisi de 300'er metrekare arsa içerisinde. İkisi de mükemmel gözüküyor. İkisi de muhteşem şekilde yapılmış. Gerçekten çok iyi villalar arkadaşlar. Tabii fiyatını söyleyeceğim. 7 milyon 500 bin TL istenilen rakam. Gördüğünüz gibi güzel bir havuzumuz var ön tarafta. İçerisi çok şık yapılmış. Spotlar, aydınlatmalar, otomatik panjurlar, içerideki malzeme kalitesini gördüğünüzde hayran kalacaksınız. Dışarıda da böyle lav taşı denilen kaplamalardan yapılmış bazı bölümlerde. Artı çok güzel bir rengi var. Evin dışının çok da şık olmuş. Yan tarafta gördüğünüz gibi şöyle şu şekilde ayrılmış. Güzel olmuş değil mi? Mesela çimçit yerine bu şekilde ayrım yapmak harika duruyor. Önüne de zaten limon çamlarıyla birlikte mükemmel duruyor. Şimdi girişin de üst tarafı böyle bir kemer oluşturulmuş. O da çok güzel olmuş. Şık bir yapı haline getirilmiş. Öndeki havuz da zaten halihazırda çalışır vaziyette. Gayet şık bir villa izleyeceksiniz. Yemyeşilde bir bahçe var. Aslında arka bahçeyi de gösterelim, ondan sonra içeriye girelim değil mi? Arka bahçeye de bakalım. Çok geniş de bir bahçemiz var. Buraya da böyle bir bardak figürü koymuşlar. Şeyde Rize'de şimdi şey yapıyorlar ya, bardaktan heykel yapıyorlar. 25 milyon TL'ye büyük ihtimal, öyle bir şey duymuştum. Çok geniş de bir arka bahçemiz var. Tamamen müstakil bir villa arkadaşlar. Gayet de şık bir villa sahibi olacaksınız burayı aldığınızda. İçeriye geçelim mi? Değil mi? Bak girişinde etrafı böyle lav taşlarıyla kaplanmış. Küçük de spotlar bırakılmış. Giriş kapımız da çok güzel. 2 tane böyle ayna var burada. İçeriden dışarısı gayet gözükebiliyor ama dışarıdan içeriği göremiyorsunuz. Giriş kapısı harika olmuş. Seni böyle alacağım. Şimdi girişimizde harika bir detay var. Detay şu arkadaşlar. Girdiğinizde zaten bir vestiyer alanı karşınızda sizi karşılıyor. Merdivenler çok şık gözüküyor. Bakar mısın? Harika bir görüntü var burada. Muhteşem bir görüntü var. Buraya küçük bir dresuar bırakılmış. Artı boy aynası yapılmış. Yan tarafında da bilmem kaç tane kapaklı bir vestiyer var. Sayamıyorum da. Alt tarafta ayakkabılık olarak değerlendirilmiş ama burası yetmemiş. Bir de kapı arkasına bırakmışlar. Vestiyer olarak kullanabileceğiniz bir alan. Gayet güzel olmuş. Şık olmuş. Kocaman bir alanımız var. Bak en sevdiğim detaylardan bir tanesi de bu oldu. Kesinlikle bir ayakkabı giyerken en azından bir yer lazım. Bunu koymak da mantıklı olmuş. Şimdi tamam, bazılarında bu kadar geniş bir alan bulmuyorsunuz ama böyle bir geniş alanı da değerlendirmek gerekiyor. Kesinlikle çok güzel olmuş. Girişimiz harika olmuş. Şimdi burada akıllı sistem kumanda paneli değil bu. Görüntülü diyafon arkadaşlar. Buradan kapıyı açıp kapatabiliyorsunuz. Ve şimdi salona geçmeden önce evin girişini anlatayım size önce. Sağ tarafımda bir ortak kullanım banyo lavabo, onun yanında bir oda var. Sol tarafımda da salon mutfak var ama salon mutfak o kadar güzel yapılmış ki. Çok şık, çok güzel olmuş. Burada 3 tane gördüğünüz gibi şekilli, geometrik şekillerden oluşan aynalar bırakılmış. Sağ tarafımda salona girdiğinizde sağ tarafta mutfak kısmı sizi karşılıyor. Böyle köşeye kadar bir gitsene. Köşeden bir al bizi. Çok güzel bir avize seçimi olmuş. Sol tarafında harika bir şömine var. Onun yanında tam karşısında aslında güzel bir televizyon ünitesi var. Biz mutfaktan devam edelim değil mi? Çok güzel bir ada mutfak yapılmış. Harika da bir görüntüsü var arkadaşlar. Gerçekten biz panjuru da kapattık bu arada. Dışarıdan güneş ışığı çok net gelmediği için görüntüyü bozmasın diye. Muhteşem gözükmüyor mu? Böyle bir göstersene. Salonu bir göster. Buradan göster hatta şuradan. Şöyle bir salonu göster. Çok güzel bir görüntüsü var salonun. Özellikle avize seçimi harika olmuş. Malzeme seçimi çok güzel olmuş. Beyaz bir tezgahımız var. Ve üst tarafta da alt tarafta da antresit ve beyaz renklerde dolap kapakları yapılmış. Bunlar mat renkte arkadaşlar. Tezgah arası da yine çok güzel bir seramikle kaplanmış. Altlarda da spotlar ve gördüğünüz gibi prizler var. Kaç tane? 2, 4, 6, 8, 8 tane priz bırakılmış ki bu sadece elektronik eşyalara kullanabileceğiniz priz sayısı. Çünkü burada zaten çoğunlukla bütün elektronik eşyalarınızın yerleri ayrı ayrı kendine ayrılmış, şık olmuş. Buraya da avize bırakılmış. Çok güzel olmuş. Neden? Ön tarafa birkaç tane bar sandalyesiyle ya da bu köşeye bir tane bar sandalyesiyle burası
hem bir yardımcı tezgah alanı hem de böyle atıştırmalıkları değerlendirebileceğiniz ya da ailecek oturup böyle zaman geçirebileceğiniz güzel de bir alan olarak düşünülmüş. Çok şık olmuş değil mi? Davlumbaz böyle biraz büyük duruyor. Çok büyük duruyor hatta. Bir şekilde bu süslenebilir mi? Kapatılabilir mi? Bir şekilde kapatılabilir. Belki bu metal görüntü ben bu evde bağdaştıramadım ama farklı bir renkte de davlumbaz seçimi yapılabilir arkadaşlar. Değiştirilebilir. Sadece çünkü antrasit renklerle metalik bir rengi birbirine uyduramadım. Çünkü çok güzel olmuş. Evin her tarafı gerçekten çok güzel gözüküyor. Avizelerde de mesela o metalik renk var. Belki birbiriyle uydurdular bunu. Değil mi? Avizenin bak şuradaki avizenin dip tarafında aynı renkte oluşan bir renk var. Şimdi buraya da bir pencere bırakılmış. Gün ışığından faydalanmak için gayet güzel olmuş. Burayı terk edemiyorum. Hani böyle bir çıkıp da diğer taraflara geçemiyorum. Çok hoşuma gitti. Kocaman bir mutfağınız olacak burada. Dev gibi. Şimdi burada da çok güzel bir televizyon ünitesi var dedik. Gerçekten şık olmuş. Alt tarafta gayet güzel bir çekmeceli dolap tarzında bir alan yapılmış. Ve etrafına da iki tane ayna bırakılmış. Buranın ölçüsünü de alalım mı? Değil mi? Buranın ölçüsünü de alalım. Sonrasında devam edelim. Malzeme kalitesi çok güzel. Şık bir yapı. Otomatik panjurlu. Ses ve ısı yalıtımlı. Burası toplamda 30 metrekare. Buraya kadar ölçtüm. Buraya kadar 30 metrekarelik bir kullanım alanı sunuyor. Gayet de güzel bir şöminemiz var arkadaşlar. Şöminenin etrafına da iki tane aplik bırakılmış. Çok güzel olmuş. Şömine de zaten granitten bir tezgah yapılmış önüne. Raf yapılmış. Güzel olmuş değil mi? Çok şık olmamış mı? Buraya iki tane berjer bırakılabilir bak. İki tane berjer buraya bıraktık. Televizyon ünitesinin etrafına birkaç tane oturma grubu ya da çiftli ya da ikili, üçlü iki tane koltuk. Buraya da 3-4 tane bar sandalyesiyle harika olmaz mı? Çok güzel olur ama bu evi alacağınız renk, eşya çok önemli arkadaşlar. Çünkü bu evi göstermesi gerekiyor. Üst tarafta da gördüğünüz gibi iki tane ledli tavan yapılmış. Ve ortada da harika bir avize var. Gerçekten avize kendini gösteriyor. Aslında sanki avizenin üstüne yapılmış bir ev gibi olmuş. Gayet güzel. Diğer taraflara geçelim mi artık? Burayı uzun uzun tanıttık. Diğer taraflara zaman kalmadı. Burada da bir boy aynası var. Bak buraya atlamışız. Burada da bir boy aynası var. Merdiven kısmına geleceğim birazdan. Şimdi alt kattaki banyo lavabomuz. Vitra'nın gömme rezervuarı kullanılmış. Burada ECA markada musluklar bırakılmış arkadaşlar. Burası da evet ışıklı. Gördüğünüz gibi gün ışığında. Buraya iki tane raf bırakılmış. Güzel olmuş. Burada da duş alanımız var. Oraya bir niş yapılmış. Duş alanının içi laminat görünümlü seramikle kaplanmış. Yan taraflarında da diğer duvarda da hemen karşı tarafında biraz daha mat renginde bir seramik. Rezervuarın arkasında da gördüğünüz gibi siyah bir seramik. Dalgalı bir seramik kullanılmış. Güzel olmuş. 3-4 tane farklı seramikle harika olmuş. Bu arada kapıların boyutları da çok büyük. Güral markanın gördüğünüz gibi klozeti. Vitra'nın da gömme rezervuarı var. Bunları bir sarsaydık iyiydi değil mi? Bir sarılması gerekiyor bunların. Çünkü giren çıkan kullanıyor arkadaşlar. Eğer böyle bir şey yapılmadığında. Şimdi önüne de geçemiyorsunuz. Örnek vereyim, müşteriyle emlakçı geliyor. Biri bir şekilde kullanıyor. Bunun önüne geçmek için bence sarılması gerekiyor. Burası da 13 metrekarelik güzel bir oda. 13 metrekare gerçekten bence alt kattaki, zemin kattaki bir oda için yeterli bir metrekare. Kocaman da bir pencere bırakmışlar. Dev gibi bir pencereniz var burada. Çok güzel olmuş. Bu evde perdeci para kazanır. Bak bu evde gerçekten perdeci para kazanır. Tabii güzel bir eve güzel bir de perde gerekiyor. Zeminde de gördüğünüz gibi süpürgelikler harika olmuş değil mi? Biraz daha büyük değil mi diğerlerinden? Biraz daha diğerlerinden farklı. Mesela onlar bir 10 santimse bu 15 santimlik bir yüksekliğe sahip. Güzel olmuş. Kapılar lake. Gayet güzel kapılar. Buradaki avizeyi de atlamayalım. Burayı da göster. Bak buradaki avizeyi atlamayalım. Girişteki, antredeki avize de çok güzel. Merdiven altında da gün ışığında ledler bırakılmış. Yukarıya çıkarken de yine ayna detayları var. Ve ahşap detayları var. Bunlar da göze çarpıyor. Şimdi orta kata çıktığınızda kocaman bir L şeklinde koridorumuz var. Dev gibi hatta. Çok da güzel bana göre yapılmış. Böyle girdiğinizde L şeklinde koridorun tamamını aynayla kaplamışlar ki biraz daha böyle içine
derinlik katmış. Biraz daha geniş. Zaten geniş olan alanı iyice genişletmişler. Bence mantıklı yerde kullanmışlar. Aynayı tamamen aşağı doğru uzatmamışlar. Sadece koridorun başından sonuna kadar kullanarak daha da bir genişlik katmışlar. Aslında bunları küçük, dar alanlarda yaptığınızda çok büyük bir genişlik elde ediyorsunuz ama böyle geniş alanda da yaptığınızda daha da geniş gözüküyor. Burada da yine bir ayna var arkadaşlar. Bir odamız orada. Hemen yan tarafında banyo lavabomuz. İki odamız da burada var. Biz sırasıyla hepsine bakalım mı? Değil mi? Merdivenden çıktık. Hemen sol tarafımızda yine şık bir odamız var. Burası toplamda 13 metrekarelik bir oda. Şimdi aşağısı seramikti. Burası tamamen laminattan oluşuyor. Güzel de bir laminat. Laminatın üstüne de mat beyaz süpürgelik gelince harika bir görüntü oluşturmuş. Tavan yüksekliği çok iyi. Yine avize seçimi gerçekten çok güzel. Sade ve şık duruyor. Aşağıdakiler biraz daha böyle giriş katı olduğu için böyle ilk girdiğinizde göze çarpan bir malzeme, göze çarpan bir hatta göz alıcı bir malzeme olması gerekiyor. Orada güzel uygulamışlar. Burada da biraz daha sade gitmiş. Çok şık olmuş. Gayet de güzel bir laminat seçimi olmuş değil mi? Ceviz ağacını andırıyor. Buradaki ortak kullanım banyo lavabomuzda. Ben böyle çift lavabolu banyo lavabolara bayılıyorum arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor. Bir de siyah olunca daha da güzel. Bunları kullanmak biraz zor. Neden zor? Türkiye'de bütün sularımız kireçli olduğu için bunlarda leke kalabiliyor. Çok iyi silmeniz gerekiyor. Yani yazlık olarak kullanacaksanız bunları silmeden giderseniz sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Burada harika bir duşakabinimiz var. Ve içerisine bir oturma yeri bırakılmış. Gösterebilir misin burayı? Bak ben çıkayım şöyle yap. Orayı bir göster. Çok güzel olmuş. Mantıklı bir hareketle orayı bu şekilde değerlendirmişler. Ve güzel bir banyo lavabo olmuş. Gerçekten şık olmuş. Beyaz malzemelerle de. Gömme rezervuarı da gösterdim mi orada? Harika gözüküyor. Çok da geniş. Şimdi bir tarafı ayna yapmışlar ama diğer tarafı da raf şeklinde yapmışlar. Hem buraya fotoğraf konulabilir, biblolar konulabilir, isterse mini bir kütüphane yapılabilir ya da farklı bir değerlendirme istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz ama güzel olmuş. Şimdi iki tane daha odamız var burada. İkisine de tek tek bakacağız. Buradaki odamız da geniş. Ayrıca buraya bir de dolap yapılmış. Gömme dolabımız da hazır olduğu için burada sadece yatak yerleştirerek kullanabiliyorsunuz. 12 metrekarelik bir alan. Artı burada derinliği çok iyi olan gerçekten şık bir gömme dolap yapılmış. Buranın içini çek sonra kızıyorlar kardeşim göster diye. Gösteriyoruz ama dolabı zaten anlamazsınız o derinliğini. Bazıları 60 santim, bazıları 70-80 santime kadar çıkabiliyor. Biz gördüğümüzü söylüyoruz. Şimdi her tarafta ayna var burada. Üst katta da var mı bu ayna? Bakacağız birazdan. Şimdi buradaki de ebeveyn banyolu bir oda. Artı geniş bir de balkonumuz var. 18 metrekarelik bir oda. Çok da güzel bir avize seçimi olmuş. Neden? Çünkü burası ebeveyn odası olduğu için burayı ayrı bir şekilde belirtmesi gerekiyordu. Böyle de yapmışlar. İki tane de amber ışığında, bakın amber ışığının kullanılacağı yer burası arkadaşlar. Amber ışığında çok güzel aplik bırakılmış. Yatak başlığı olarak burası seçilmiş. Ama burada televizyon yeri yok. Neden? Çünkü televizyona gerek yok artık. Değil mi? Bence gerek yok. Çok güzel bir balkon var. Balkona çıkmayacağım. Buradan zaten her şeyi görebiliyorsunuz. Ve burada girdiğinizde hemen sağ tarafta bir giyinme alanı, sol tarafta da banyo lavabomuz var. Nasıl yapalım? İlk önce böyle bir gir. Bak dur, kapıyı bir gösterelim. Kapı bu şekilde, akordeon bir kapı. Girdik. Sağ tarafa döndük. Bence iki kişi için çok çok yeterli bir alan var burada. Bir rahatlıkla giyinilebilir. Rahatlıkla bütün eşyalarınızın sığabileceğine inanıyorum. Ama burada hani böyle oturup da giyinebileceğim de bir yer olsaydı çok daha başka olabilirdi. Bence eldeki metrekareyi kullanarak en iyi şekilde değerlendirilmiş. Çünkü dolaplar buraya özel yapım arkadaşlar. Tavana kadar yükseliyor. Böyle bir dolabı yaptırmanın şu anki maliyetini ben hesaplayamam. İnanın hesaplayamam. Bu işin içinde olmamıza rağmen çok güzel bir malzeme kalitesiyle gerçekten harika bir dolap yapılmış. Yukarıda
led ve spotlar var. Tam karşısında da iki kişi için o kadar büyük bir banyo lavabo yapılmış ki yine malzeme kalitesi çok iyi. Gördüğünüz gibi buraya dolap bırakılmış. Artı duş alanımız burada var. Burada da yine oturak yapılmış. Oturabiliyorsunuz burada. Laminat görünümlü seramik. Gayet de güzel olmuş değil mi? Çok güzel olmamış. Hepsi birbiriyle uyumlu. Bak burada siyah, orada da siyah kullanılmış. Burada beyaz, diğer tarafta da beyaz kullanılmış. Bir şekilde ev birbirine uyumlu hale getirilmiş. Bakın, şimdi evin içine girince o kadar böyle çok detayla karşılaşıyoruz ki en sevdiğimiz detayları anlatmıyoruz bile. Neden? Çünkü daha farklı şeyler görüyoruz, daha güzel şeyler görüyoruz. Buna sıra gelmiyor. Şu görüntü de çok güzel. Bu görüntü de gerçekten çok güzel. Yukarıya çıkış merdivenleriyle birlikte burayı da bir gösterirsem harika bir görüntü var burada da. Sıra geldi en üst kata. En üst katta da arkadaşlar yukarıya çıkar çıkmaz sağlı sollu böyle odalar devam ediyor. Artı banyo lavabo ve burada da küçük bir alanımız var, orayı da göstereceğim. İlk buradan başlayalım hatta. Çıkar çıkmaz böyle bir dolap alanı bizi karşılamış oluyor. Gayet de şık değil mi? Burayı nasıl değerlendirmek gerekiyorsa o şekilde değerlendirmişler. Çamaşır makinesi de sığabilecek bir yer var orada. Gayet güzel olmuş burası. Burayı böyle bir kapatalım. Onun yanında banyo lavabo var ama ben buranın tam karşısındaki odayı göstereceğim. Buradaki oda da çok güzel. Renk seçimi de güzel olmuş. Aslında bu renkler genelde çok hoşuma gitmiyor ama beyazla kullanıldığında çok güzel oluyor. Şimdi burası 16 metrekarelik bir oda. Aşağıdaki ada mutfağın üstündeki avizenin bir farklı modeli burada kullanılmış. Yine aynı şekilde. Gayet şık. Oradaki dörtlüydü galiba değil mi? Buradaki üçlü kullanılmış. Güzel olmuş. Toplamda metrekaremiz de gayet iyi arkadaşlar. Süpürgelikler yine aynı şekilde. Ve laminant olması da artı bir puan bence burası için. Burada da bir banyo lavabomuz var. Burası biraz daha minimal tarzda ufak bir banyo lavabo. Aşağıdakileri nazaran böyle misafirlerin kullanabileceği ya da sizin kullanabileceğiniz güzel bir alan. Ve koridorun sonunda bir odamız daha var. Burası da son odamız. Burada teras yok. Teras yapmamışlar. Oda haline getirmişler. Burası da toplamda 17 metrekarelik güzel bir oda, değil mi? Güzel, şık bir oda. Bu odayı da gösterdik. Yine aynı malzeme kalitesi. Salonda bir buluşalım mı? Salonda kapatalım. Evet arkadaşlar, videoyu burada bitirmek istedim. Çünkü bence bu bölgenin en iyi evlerinden bir tanesi olmuş. Tabii ki fiyat kısmı tamamen size kalmış, sizin inisiyatifinize kalmış, sizin değerlendirmenize kalmış bir durum. 7 milyon 500 bin TL istenilen rakam. 6 artı 1 gerçekten malzeme kalitesi çok güzel. Gerçekten çok güzel. Kullanılan malzemeler, yapının yapılış şekli, neyin nerede kullanıldığına bakarsak bence bu ev diğerlerinden birkaç gömlek üstte kalıyor. Ama dediğim gibi fiyat konusu tamamen size kalmış. Güzel bir ev izlediniz. Merkezi konumdayız. Altınkum'a yakın, Sağlık Ocağı'na, Sent Pazarı'na yakın. Hatta şöyle söyleyebilirim, Didim'in en merkezi konumlarından bir tanesindeyiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bence bu evi kaçırmayın.